Bizim programımızda şey bölümümüz var biliyor musun orasını? Linç et diye bir bölümümüz var. Ha? İnternette senin hakkında ki göreceli olumsuz yorumları sana okuyoruz. Hazır ya. Mısın? Ama çok olumsuz değil. Evet Fatih Bey'in ilk linçini verelim. Fatih Bey garip bir tipsiniz ama seviyor gibiyiz. Doğru. Yani bizim işte linçler böyle bir şey yani. Garip bir tipsiniz ama seviyor gibiyiz. Yani bu hissiyat ne demek mesela? Bunu size söyleyen olmuş muydu böyle bir şey? Tabii söyleyen oldu. Hatta seni hiç sevmezdim ama nedense tanıdıktan sonra çok seviyorum diyen de çok oldu. Değil mi? Tabii var, var. Yani ben sizi birebir de tanıyan mesela 10 yıldır aşkın tanıyorum. Birebir de tanıyan ekranda izleyip sizi sevmemenin bence böyle bir yani bir sıkıntısı olması lazım. Yani gerçekten hiçbir negatif bugüne kadar televizyonda bir çirkinlik, yok, bir şey yapmadım olan, bir skandal mesela, olmadı. Ben tabii çok sataşan oldu bana. Çok bir şey söyleyen oldu. Yani kendim ben bunu mu yapmışım falan dediğim zamanlar oldu. Ama hiç tabii ama hiçbir zaman cevap vermedim ben. Evet. Çünkü seyircimiz sevmiyor öyle şeyleri. Evet. Ben onu biliyorum. Çünkü ilk özel televizyonlar kuruldu Türkiye'de. Ben program yaptım. Hı. Biliyorum bunu. İlk programları ben yapıyordum. Öğrendim bunu. Seyirciyi çok iyi tanıdım. Ben bir de her şeyin başında ben tiyatro öğrendim. Tiyatroda evet. Biliyorsun. Evet. İnsan inceleme, insan izleme, ulaşmak, algılmak, o seyirciyi almak çok önemlidir. Evet. Zaten benim sahnedeki eğer başarım varsa bununla da beraber tiyatro altyapısı olmasından çok, değil mi? Onlara evet, aynı yani, olma. 10 sene dile kolay bir tiyatroda kaldım. Devlet tiyatrosu gibi bir kurumda kaldım. Eğitim gördük ve artı oyunlar oynadık. Çok evet. Önemli bu. Bana çok şey öğretti bu. Müthiş. Peki. Alalım ikinci linci. Bu estetik yaptıran herkes neden Fatih Yürek'e benziyor? Doğru mu? Allah aşkına öyle bir şey var mı? Ya bunu hayır yani sen estetiği siz getirmişsiniz gibi ülkeye yani öyle bir... Ne alakası var hayır ya? Hayır ya hayır. Keşke. Hayır çok güzel hani çok yakışıyor bir yani. Bir şey söyleyeceğim keşke yaptıranlar bana benzese. Evet. Gerçekten hiç böyle fazla durmuyor, abartı durmuyor. Evet, hiç çok tadında, çok dozunda yok, var. Yok, var değil mi? Var tabii. Ay var da yani. Var var. Çok mu var mesela? Çok var tabii yüzümde var. Nasıl var ama yani bak şimdi estetik yaptırma durup dururken estetik değil bu. Gerekli olduğu için estetik yaptım. Yıllar içinde ben bir gün bir baktım sabah bir kalktım gözüm düşmüş. Böyle bir şey olmuş gözüm. Onu gidip kaldırdın hemen. Böyle, hayır. sevgili Ajda Pekkan canım yani o başkadır Ajda Pekkan ve sevgili Seda dedi. Seda yaptı bunu zaten böyle yaptı. Çabuk dedi. Çabuk doktora dedi. Hemen dedi. Bir de böyle yaptım ben acaba filan derken çünkü kötü yani artık. Ve sabah gittim. Sonra da göz şimdi doktor da öyle deyince doktorlarımız böyle yapıyor. Ya şuraya başlamışken de şuradan da derken ben yüzüm gitti. Ama şu an hiç... Bir uyandım ya. Eser. Ha. Baksana suratı iyi mi? Sehpa var ya. Suratım bu kadardı. Aa şişti. Yemin ederim bu kadar. Hep böyle kare şeklindeydi. Eyvah dedim. Eyvah dedim filan. Sonra 3 hafta sonra mı ne ben Antalya'da çok büyük bir konsere çıktım. Yani hemen iyileşmeye başladım. Tabii zaman geçince ulan bebek gibiyim lan dedim. Ben bebek gibiyim filan dedim. O şiş o inince güzelleşiyor mu indikçe? Tabii canım ha. Yani zamanla anlayacaksınız fazla böyle bir deri of şey olmalı güzel ya. Hı. O ne yapıyor biliyor musun? Daha çok motive ediyor seni. Hı. Daha çok hayata enerji veriyor, motive ediyor. Daha güzelleştirdi daha. Tabii canım yani. Devam edelim. Bakalım ne varmış? İzdamında ezilmemek için korkuyla birbirine tutunan Nur Yerlitaş ve Fatih Yürek gibi birbirimize tutunsak yeterdi gerçekten. Güzel. Bu evet bu şey bak gömer ya, gibi başlıyor övüyor. Evet. O neydi? Ya inanılmaz bir şeydi ya, o. Ya onun görüntülerini bir verebilir miyiz çok tabii az? Yani çok enteresan. Yani bir mağaza açılışında indirim var diye bir izdiham var ve... Korkumu da görün orada. Evet versenize bir İzdiham abi. İzdiham oldu üstümüze çıktılar ya. Bak. Bak Allah aşkına. Bak şimdi. Ne oluyor? Burada... Ya orada ne işiniz vardı? Herkesin gittiği bir mağaza biliyorsunuz yani. Çok herkes gidebiliyor o mağazaya. O mağazada böyle bir modacının...
ürünleri tanısın. O gün de ben de yeni ameliyat olmuştum zaten. Hı. Çünkü üst baş gerekliydi bana. Yani hala onlara gülüyorlar. Üst baş gerekliydi bana. Çünkü durmadan 35 kilo birden verince kıyafet olmuyordu. Gidip oradan ha bir güzel şeyler alayım diye gitmiştim. Buraya bakarken oradakiler de yalnız hani bir cemiyet insanları diyorlar ya, sosyetikler. Onların hepsi onlar. Üstümüze çıktılar abi. Aa. Yani içeri hücum edildi. Bak hücum hani yürürsün ya böyle. Hani gelirler ya. Hücum ettiler. Biz kenara çekildik. Baktım ki Nur Yerlitaş geliyor. Nur abla gel bu tarafa dedim. O da ne oluyor ya dedi. Kadın zaten bir hafta hasta yattı. Daha da ucuzdu. O ya cemiyet insanı yakıştı mı ya? Bari bir az kişi görsene, daha konsept insanları çağırdı. O kadınlar pardon diye. Üstümüze çıktılar ya. Ama bu arada ne oldu? Ben öyle bir sersemlemişim ki bir baktım ki bir mankene sarılmışım böyle. Bir mankene. İşte oradaki çocuklar ne oldu Fatih Bey, bir ihtiyacınız var mı diye görevliler. Onlar da bir şey yapamıyorlar ki zaten. Ne oluyor dedim. Soyun dedim bunu dedim mankeni dedim. Soyun dedim. Manken üstündeki her şey de çok zayıf. İşte o zaman zayıflığı anladım. Ha. Her şey birebir üstüme oldu. Ha, onu sen manken üstündekileri aldın. Bütün manken üstündekileri aldım ben. Hepsi birebir üstüme oldu yani. Çok güzelmiş. Evet. Ben de kalkayım mı ya? Yok, bir mikrofonun dışında takıyorum. Oğlum yine ha. Ayaklanmak istedim ama ben bir şeyler söyleyeceğim daha istediğin gibi yani. Ben kalkıyorum. Program senin oturum, yani. Şurada da otururum ben. Evet. Alalım sıradakine. Ne bu? İyi geceler demişsiniz. Ne alaka bu fotoyla iyi geceler demiş biri. Sosyal medyayı çok iyi kullanmıyorum. Kullanım evet. Bilemiyorum. Yani ne bileyim bunun saati varmış, bir şeyi varmış. Ben bunları bilmiyorum. Hani elime böyle resimlerim geçtikçe o gün gece bakarken hani vaparlar ya insan. Bir bu resim dedim. Yazdım. Niye yazayım altına? İyi geceler yazdım. Gerçekten çok adapte olması biraz zor değil vallahi mi sosyal medya, Instagram'a? Vallahi bak yemin ederim öyle. Başka bir şey değil. Niye yani? Gecelik değil zaten. O da çok değerli bir gömlek. Yani. İşte o yüzden hani gecelik de değil, iyi geceler diyorsun ama... Hani... O gömlekten dünyada 5 kişi de var. 5. benim. Yine böyle bir izdihamda mı kaptın? Bu nedir? Bir doğum günü hediyesi gibi bir şey o. Ha. 5 kişi de var dünyada. Tamam. Yani öyle. Devam edelim. Fatih Yüreğin soyadı aslında yürek değil de ürek olduğunu öğrendiğimden beri hayatım düzene girmedi. Ben düzene sokayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim gerçekten soy ismim aslında bizim soy ismimiz yürekmiş. Şimdi doğuda bu lisandan dolayı yürek diyor. Adam gitmiş şey ki bizim ismimiz yürek olsun. Yani yürek olsun ama yürek diyemiyor, yürek olsun, yüreğim, benim yüreğim, Erzurum. Erzurum hadi de derim, ben pek çok bilmiyorum, yürek demiş, hani oradaki memur da yürek yazmış. Amaç yürek aslında. Aslında yürek, göz, yürek, kalp. Çok iyiymiş. Ver bakalım sıradakini ver. Ha. Bak burada Zeki Müren'e benzemiyor mu? Keşke biraz? Öyle kalsaydın, keşke hep öyle kalsaydın demiş biri. Keşke. Kaç yaşındayım orada? 15 mi? 16 mı? İşte tiyatro. Hatta kulis orası. Ama gerçekten yüzün hep güzelmiş ya. Yani operasyon falan filan diyorsun da temel sağlam olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Sonradan değişiklikler öyle çok büyük yok. Yani... Kaşım başım gözüm aynı değil mi? Aynı. Evet. Gözler, kirpikler aynı. Burun oynamış biraz. Değil mi? Burunda bir baş. Onun dışında her şey çok şey. Burun, evet. Başka bir şey yok. Vallahi... Dudağımda silikon dönem. Zaten benim dudaklarım fiyonk dudak. Yani öyle. Ne demek o? Fiyonk var ya fiyonk makarnası. Normal, normal fiyonk. Bunu Bülent Ersoy söyler. Fiyonk dudak. Öyle bir dudak zaten. Benim dudaklarıma silikon dediler, bir şey dediler. Yok öyle bir şey yani. Bende öyle bir şey yok. Bakın. Dudakların orijinal. Orijinal. Bu şey vallahi gerçek. Orijinal evet bakıyoruz. Orada da bak. Evet. Yani. Öyle bir Bu sahne fotoğrafı mı? Ne fotoğrafı bu? Tiyatronun kulisinde. Kuliste. Neyi oynuyoruz biliyor musun? Köşebaşı Ahmet Kutsi Tecer'in Köşebaşı'sını oynuyoruz. Öğrenciyi hem orada. Çok güzel. Orada, Bursa Devlet Tiyatrosu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Ahmet Refik Paşa. Benim de Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki hocalarım Berin Kulya Balkanlar, Halil Balkanlar. Halil'i ben tiyatroya soktum orada. Hadi canım. Hadi. Halil Balkanlar. Sonra genel sanat yönetmeni oldu. Tabii. O da annesi, tek annesi vardır biliyorsun onun. Bir tek annesi vardır. Halil tiyatro sınavlarına
zorladım onu ben. Ciddi mi söylüyorsun? Benim bayağı hocam, ilk ustalar. Senin hocam mı? Halil. Halil hocam, çok sevgiler, saygılar. Bak, hocaların hocası. Hocaların hocası. Ama bu arada birinde hocaların hocasından ders aldım. Ben biliyor musun, çok büyük hoca Mahir Canova'nın da öğrencisiyim. Oo. Ve bizim hocalarımız Cüneyt Gökçer, of, Haluk Kurdoğlu, Cihan Ünal, Semih Sergen, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. Biz bu hocalardan ders aldık. Ama Bursa'da. Bursa'ya geliyorlar. Bursa'ya geliyorlar. Geliyorlardı ha. Bursa'ya. Ya. Workshop'lara geliyorlardı o zaman. Gelip ders veriyorlardı biz. Evet be. Bütün ustalara güzel. Ustalara selam. Allah rahmet eylesin, ölenler de var şimdi. Bir Feha ablamız vardı, şimdi dizide oynuyor. Hmm. Çok başkadır orada. Feha Çelenk'i bilirsin. Evet, tabii tabii. Tabii, o benim annem gibidir yani. Ablam annem gibidir. Onun evinde kalırdım. Mükemmel ya. Yani işte temel sağlam dediğimiz şey bu yani bizde. Evet. Evet, devam edelim. Parambol Önel'de iyi gezdin son paylaşımlarına bakarsak. Geçen sene bu zamanlar. Sydney. Sydney. Hmm. 40 derece. Nasıl olmazsınız? Ya çok şanslıyım tabii ki. Yani benim üçüncü gidişim oldu oraya. Orada da Türk vatandaşları var. Orada yaşayan Türkler evet, var. Çok oraya var. Gösteriye de çağırıyorlar konserlerde. Bayağı bizim, yani tiyatrolar. Sidney'den geldi. Saksafoncu kardeşimiz Coşkun. Öyle mi? Değil mi? Sidney'den geldi. Nasıldı? Sidney güzel miydi? Kimle gittiniz? Ha evet. Yani ben üçüncü kez gittim. Çok güzel. Hele bu zamanlarda. Yani dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz çünkü. Yani Güney Kutbu'na çok yakın bir yere gidiyorsunuz. Çok keyifliydi yani. Parayla ilgisi yok. Yok. İnsanın çok parası olur da gerçekten gezemez, bilemez. Bence parası çok olmayıp da gezmeyi bilen çok önemlidir. Evet. Yani bu kategoriye giriyorum ben. O paradan değil, o paralarla gezilmez oraları. Başka bir şey yani. Evet, başka bir yani. Başka bir şey yani. Gezmeyi seviyor musun böyle? Yani gitmeyi ara sıra fırsat buldukça oraya fırsat gideyim, buraya tabii gideyim. Mesela ben bir millet Amerika'ya gider, gezme tozma. Ben gidip tiyatroları, müzikalleri seyretmeye giderim. Aa, müthiş. Tabii canım yani. Gidip yemek yiyeyim, müzikal seyredeyim, oturup ağlayayım, odaya geleyim. Onu severim yani. Ne kulübe gideyim, ne bir şeyim. Onları severim. Yani çok da şey öğreniyorum. Çok güzel şeyler görüyorum. Evet, müzikaller, yani. Londra'daki gezmeyi kim sevmez? Ha. Hadi gidelim Amerika'ya, Avustralya'ya. Bakalım herkes gelir. Ben çok sevmiyorum gezmeyi ya. Ama vallahi böyle bana çok uzun geliyor ya. Mesela 14 saat Avustralya, Amerika. Hayır, 12 saat, saat değil. 17 kaç? 18-20 saat. Ne yapayım ben 18-20 saat orada? Vallahi uyuyorsun, gidiyorsun 14 saat, 11 saatte Amerika, ne olacak? Ben kendime gelemiyorum. He. Ayaklarım şişiyor, bir şey oluyor. Evet. Uçaktan inince böyle uzun süre kalınca bir aptal oluyorum. İşte şimdi daha yeni Kuzey Işıklarına gittik. Hayır, öyle özel zamanlarda gidiyorum. Güzeldi ama değil mi? Kuzey ışığı yoktu. Böyle bir şey olabilir mi? Göremedin ya? Mi kuzey ışıklarını? Yok. Bir tane şey gördüm. Böyle bir beyaz bir ışık vurdu çaktı. O da bence otel hani boşuna gelmesin bunlar diye. Bir lazeri koydular havaya çıkardı. Benim başka arkadaşlarım gitti gördüler ama resimler attı. İşte kime niyet kime kısmet durumu yani. Her zaman çıkmıyor muymuş yok. O? Yok. Ve böyle berbat bir hava vardı. O zaman çıkmadı. Bulutluydu. Sonra bulutsuz böyle aydınlandı. Yine çıkmadı. Bize göstermedi kuzey ışığını. Yani doğa olayı denk geliyormuş demek. Sen beyaz ışıkta kaldırmıştır. Beyaz ışıkta ufak, evet. Sen dedi bugünlük yeter dedi. Neyse ki evet. İşte evlenme teklifiyle falan güzelleştirdik efendim. Allah'ımıza bir şükür olsun. Allah'ımıza bir bugün çok güzel. Bugün büyük işler. Biraz bugün böyle bahsederiz arada. Çünkü güzel bir hamle geldi. Çok güzel. Yeni o düğüne çağırmak ne bak ben seni ne yapayım. Aa, düğüne çağırmak ne demek? Sahne sana emanet. Yok senin yakıyla arkadaşlarım var. Var var ama lütfen. Murat'la geliriz biz. Hep birlikte. Hep birlikte. Sahne zaten açık olur. Açık büfe yaparız bence. Öyle bir eğlence olur. Evet, devam edelim. Fatih Üreğ'in Frek Çakmaktaş'la bir akrabalığı var mı acaba? Çok isterdim ama var. Ha. Var. Türk televizyonlarda Fred Çakmaktaş'ı ilk canlandıran benim. Aa. Tabii bayağı Taş Devri'ni oynadık. Hamdi Alkan TV'de. Ha. Ve müthiş bir dizi oldu. Ve herkes o dizide oynamak istedi. Herkes geldi oynadı biliyor musun? Yani gel oynadı. Ben Fred Çakmaktaş'ı oynuyordum. Barney Molostaş da vardı. Vilma falan vardı. Çok güzeldi. Öyle Fred benzedim. Hatta benim aslında resim falan olması lazım. O resmi göstersin ama oradan yok galiba. Şeyde var. Benzedim. Öyle mi? Buna benziyor mu?
Normal şeyin benzetmiş ama benziyor. Normalde de benziyor. Kocaman ağzıyla beraber. Çok benziyor. Şu anki hani daha bu kilolu halinde mi? Evet. Eski kilolu halinde. Aa, güzel olmuş ya. Ya boynun ne kadar çok katlanabiliyormuş ya. Değil mi yani? Hani normal gıda olur bende vardı. Vurdu neler. Gerçekten çok iyi yapmışsın doğru. İşte, yani. Evet. Linç köşemiz var. Aa, ben biliyorum. Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ya ama ben çok araştırdık. Çok fazla da bulamadık valla. Yani Pelin beni sen... Beni mi bulamadın? Yani hayır böyle şey için ben linç buluyorum da öyle çok kötü olmasın da istiyorum. Tatlı tatlı var. Tatlı tatlı. Evet, linç bölümümüze geçiyoruz. Evet, şu an... Evet, ilk Pelin'in linci geldi. Hadi. Sırf fotoğraf çekinmek için doğaya ve ağaçlara zarar veriyorsunuz. Demiş biri. Ağacı sanki ben öyle... Ağacı altından oydu sandınız kızı yani. Bu nasıl bir şey ya? Onlar oydu zannetmişler. Kaç gün uğraştım ben bu fotoğrafı çekmek için. Baltayla girdi, ben çok biliyorum. Değil mi? Dipten giriyor. Evet. Çok güzelmiş. Evet, devam edelim. Aa. Abla elektrik mi çarptı, bu ne ağaç? Geçmiş olsun. Burada bir şey olmuş ama boyunluk falan da var. Ya o elektrik çarptı daha iyiydi gerçekten. Gerçekten mi? Daha az acı verirdi herhalde. Ağır bir boyun fıtığı geçirdim, bir ay sürdü. Ay çok, çok fıtığın en kötüsüymüş o be. Ya kimsenin başına gelsin istemem. Evet. Gelmesin. Çok zor bir dönemdi. O dönemden bir kare. Bu zorluğu sevenlerine paylaşayım ben. Sen, tabii her şey. Sıkıntı da evde. Uyuyamıyorsun. Acıdan hiçbir şey yapamıyorsun artık. Her şey delirmiş. Seni, seviyor musun? Sosyal medya kullanmayı seviyor musun? Ben mi? Hı-hı. Ben çok aktif değilim. Şimdi yanımda Pelin oturunca ben susmam gerekiyor o noktada. Pelin evet. Pelin biraz aktif. Evet. Ben bana mı dedin? Yok daha demedik. Sen ama sen böyle fıtık falan olduğundan paylaşacaksın? Ne zaman paylaşacaksın? Ben anca. Bir fıtık olsun. Acılarım. Ne bileyim işte bir yerim morarsın hep öyle o zamanlar. Kedilerim filan. Köpeklerinle de paylaşıyorsun. Biraz daha göstereceğiz. Evet sıradaki gelsin. Kiloyu verdin anladık da çillere ne yaptın demiş biri. Yani makyaj olunca çil altında kalıyor. Altında tabii kalıyor. De, ama yüzün cildin de güzelleşmiş. Bakıyor ki. Maşallah, vallahi maşallah be. Evet, güzel. Devam et. Ben. Emel 60. Gözünü bu kadar yakın gösterme. Sonra retina taraması yapıp kötü emellerini alet ederler, görürsün. Devam evet. Edelim. Mide ameliyatta zayıf olmak bir marifet değil. Gerçekten azimli olan zayıflamak el alkışı gerekir. Pelin Öztekin. El alkışı gerekir. El alkışı. Bu normal alkış. O el alkışı. Yani ne düşünüyorsun? Mide ameliyat hile yapmış gibi hissetmiyor musun kendini? Mesela ikimiz de şişmandık. Ben aldırmadım midemi. Şimdi senin burada bir hile yapmış gibisin sen. Yani ama ben daha şu an sağlıklıyım. Nereden biliyorsun? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mide ameliyatı evet benim bir sürü hastalığım olduğu için gerekliydi. Evet, evet. Yani 5 tane hastalığım vardı ve hepsi birbirini tetikliyordu. Evet. Başka türlü kilo veremiyordum. Çok uğraştım ki biliyorsun çok evet. Hareketlerde de veriyordum, alıyordum hızlı bir şekilde. Evet. Ama şöyle bir şey var. Ben 55 kilosunu mide ameliyatıyla verdim. Geri kalan 30 kiloyu kendi emeklerimle verdim. O yüzden toplam 85 mi? Aslında 90. 90 kilo. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Gerçekten artık yani bizim çok zor gider çekimlerinde bayağı da bir salmıştın da değil mi? Ya yani salmak çok, da çok değil. Kilo biz ekip olarak zaten çok sağlıksız yaşayan evet, evet. Bir ekiptik. Yani birbiriyle 24 saat başka hiçbir arkadaşı olmadan prova düzenlerimiz sabaha kadar sürüp hadi o zaman çorbacıya deyip geçen bir hayat olduğu için evet. Almama imkanın yoktu. Bir de turnelerimiz yani her turneden dönüşte 15 günlük turne 15 kiloyla dönüyorsun evet. Geri olarak. Ya her gittiğimiz şehrin en çok en güzel yemeği neyse ondan çok yemek zorunda değiliz mesela. Niye yiyorduk? Yedirdiler ama yani inatla ya yedirdiler. Ya ciğer güzel Antep koş ciğer. Gaziantep ben... turnesinde evet. 6 kilo almışsındır en evet. Az yani. Ben de 4. Sabah alarm kurulup katmerciye niye yani koştur. Ben o saatte uyanamıyorum ama ki. Ama 11'de kapanıyormuş katmerci. Yani... Ona alarm kurup katmere koştum beraber koştum. Her ele koştuk o kadar.
Gerçekten çok yedik ya. Vallahi bayağı yedik yani. O yüzden artık yemiyorum. Hiç mi yemiyorsun artık? Ya yiyorum. Normal mideme döndü zaten insan midesine ama ona göre sporumu i̇nsan yapayım. İnsan midesi. Yani mide küçükken büyüdü. Küçüktü tekrar büyüdü. Normal boyutlara geliyor tabii. Benim şimdi 5 yıl da bitiyor. Mart'ın 20'sinde. 6. yılıma giriyorum. Mide ameliyatı olmuşunun 6. yılı mı? Evet, kutluyoruz. Çok güzel. Her yıl. Evet. Ondan dolayı hani normal insan gibi yiyebiliyorum. Porsiyonlarım küçük değil ama kendimi ona göre ayarlıyorum. Veya sporumu ona göre ayarlıyorum. Bir kere bu sağlığa kavuşmuşum. Niye bunu bir daha kaybedeyim ki? Süper. Çok doğrusun. İnşallah buradan seni örnek de alsın insanlar. Ver bakayım. Başka linç ne var? Pelin Öztekin 90 kilo vermiş. Ulan kurbanda bile bize bu kadar et düşmüyor. Bunu ben de çok ya 90. 90. 90 bayağı ya. Bayağıymış çok. Evet. Bayağı yani üstünde çok. Taşırken hiç öyle gelmiyordu da. Değil mi? Kenara koyunca öyle oluyor. Ya onu taşıyordum ve... Şu an 10 kilosu taşıyamıyorum ayol. Nasıl taşıyormuşum ben 90 kiloyu? Abi dans ediyordum sahnede. Şimdi oyunda da büyük ihtimal bir senin story'inde gördüm. Oriental dans ediyorsun. Çok kiloluyken de ediyordu ve birden şıpagat açıyordun. Senin kilonda o dönemde şıpagat açan dünyada kimse yoktu. Sen şıpagat açabiliyor musun? Açabiliyor. Lüp neden yapıyorum. Etek giydin? Vallahi açabiliyorum. Oyunda açıyor musun şıpagat? Oyunda açmıyorum. Ha. Onu çok güzel hareketlerde bıraktım. Çok güzel hareketlerde bıraktım. Evet. Son şıpagatım orada. Oradaydı. Anladım. Evet devam et. Bence kafan kupa kadar çok küçük kafanız Emel Hanım demiş biri. Siz açıklamada kupa kafam kadar yazmışsınız. Minyonum biraz evet küçük kafam. Gerçekten minyonsunuz ya. Yani hemen hiç bir dediğim o yani ne kadar güzel ne kadar iyi bakmışsın kendine maşallah teşekkür ya. Teşekkür ederim. Vallahi ya. Ben de burada şey gibi oldum yani. İnsanların işte Fatih Yürek vardı demin o da midesini aldırmış falan filan. İşte diyoruz hadi. Sürekli herkes sanki beni ikna etmek için program yapmışız gibi biliyor musun? Hadi sen bir de bugün evet. Hepsini aynı anda çağırmışsın. Evet yani. Evet. Yok ya her konuk yani her hafta biri mutlaka midesini aldırmış oluyor. Ya artık şey gibi oldu bu. Öncüyüm falan. Evet şimdi. Sen ilk midesini aldıran adam. İlk aldıran benim aa, ya. Aa ne demek. Senin böyle anıtın yapılacak. Mideden aslında... böyle bir anıt yapılacak. Yine evet. Pelin ve Fatih Bey gibi herhalde böyle ihtiyaç için aldırmak bir şey. Ama benim duyduğum kadarıyla yurt dışında mankenler aldırıyormuş. Fazla yemeyip şişmanlamamış. Yok canım. Normal manken. Normal zaten ince. Ama hani aldırayım da. Hani fazla yiyip kilo almayayım. 20 kilo evet. İçin de aldırın. Asıl bence problem orada sanırım. Aa işte o ondan iki terbiyesizlik. Ya bu uyuz oldu. Zaten zayıfsın yani. Zaten ya, bu kadarsın. Bu kadar ben aldırayım sana ne oluyor ya. Saçma ya evet. Devam et. Haydi bakalım. Ünlüyle foto çekinme alışkanlığın o yaşlarda başlamış. Babası oğlum ya. Evet Rasim Öztekin'le fotoğrafın. İkinci fotoğraf değil mi? Evet. Ne kadar küçükmüşsün ya. Sanki Rasim Öztekin seni aldırmış gibi duruyor orada. Ne kadar küçüksün burada. Küçükken zayıftım. Küçükken zayıftın değil mi neyden? Evet. Sonra ortaokul zamanı işte tiroid bozulmasıyla ha, birlikte. Orada oluyor. Yoksa bütün küçüklüğün zayıf. Bayağı zayıf. İlkokulda falan. Şey hazır Rasim Öztekin'i burada görmüşken sen de açıklama yaptın onunla ilgili ama ne diyorsun babanın kadın komedyen olması zordur falan demesiyle ilgili bir şey demek ister misin? Yeni uyanmıştı herhalde. bilmiyorum. Canım babacığım ben neyim? Ya kadından komedyen. Kadın komedyen olması zor olur demek istedi herhalde. Olay çok yanlış yere gitti yani. Sen de yapıyorsun. Komedyen de niye kadın erkek diye ayırıyoruz ki? Yani ayrımcılık gibi düşünmeyelim ama... Ay, kadınla bundan dolayı bundan başlıyor aslında. Ondan sonra da hani... İşte erkeğe daha fazla gülünüyor ama aslında Özgürsün'de de iki kadını güldürüyoruz biz bayağı. Güldürüyor musunuz? Tabii çünkü mizah ve komedi ağırlıklı oyun. Bence sahnede ispatlıyorsun. Bana laf sokma, babana söyle. Ben bir şey demiyorum. Babama soktum ben... zaten premierde lafımı. Premierde almıştır cevabını. Premierde mi söyledin? Çok iyiymiş. Sahneden söyledim. Evet devam edelim. Öndeki köpeğin 3 tane gözü var zannettim. Ödüm koptu. O yüzden takibi bırakıyorum. Beni korkutmaya hakkınız yok. Ya gerçekten çok... İşte benim bana kal gelen anlar yani evet, şu an. Ama seni takip edenler de yani retinayı şey yap. Göze karşı bir şey var. Göz var. Gözlük. Bir şey var yani. Senin mi ikisi de? Hayır en yakın arkadaşımın birinin adı öndeki Çamur, arkadaki de Çamur Lady mu? Tip. Çok güzel, çok tatlıymış. Arkadaki Lady Tip. Lady çünkü çok komik bir köpek yani hani. Mesela eski arabalara havlayıp jip görünce kuyruk sallayan. Hadi canım. O yüzden lady olduğuna karar verdik. Fark ediyor ya o ayrımı var. Yani evet. Biraz lüks seviyor. Lady tip. Çok güzelmiş. Senin var mı bir hayvanın? Benim iki tane kedim var. Kedi. Evet. Güzel.
Evet. Bir tanesi yeni. Sokakta buldum onu da. 6 aylık falan. Diğeri 8 yaşında. Süper. Kedi, yani kedi, ben de kedi beslemeye başladım. Sende var mı hayvan? Kedi var şu an bende de. He. Tiyatroya girdim, baktım hepsinin kedisi var. Ben de sokaktan bir tanesini gel bakıyorum artık sana dedim, aldım. Ne güzel ya. Bence aynen, mesela böyle bilinçlenerek, böyle sokaktaki bütün kedileri toplayabiliriz. Ya zaten yazın besliyordum 5 aydır. Şimdi havalar kötü olunca bir de o gün kötü bir gün geçirdim. Baktım vehicle'ya, hadi dedim eve, hadi gir. O günden beri ben hadi dedin eve gir. Sen böyle kedi arada dövüyor gibi davranıyor böyle. Hadi gir bakayım, gir. Yok gir. Ya o beni dövüyor galiba. Evet, bütün her yerim tırnak içinde. Devam et. İstediğiniz kadar zayıflayın, bir köpek sizi taşıyamaz. Ya. Ya. Carlos. Carlos ya. Carlos. Bu kim köpeği? Menajerimin arkadaşının köpeği. Serli'ydi galiba. Serli'ni. Carlos ya. İnanılmaz tatlı. Kocaman. Patiye bakar mısın? Allah'ım böyle çok gerçekten çok tatlıymış ayakları falan. Ne yapıyorsunuz burada? Aynı pozu mu vermeye çalışıyorsunuz? Aynı yöne bakmışız o sırada. Seda da yakalamış aslında, ben onu o sırada mıncıklıyordum. Ha. Gerçekten üstüne binmiş gibi duruyorsun, köpek de yığılmış gibi duruyor böyle. Çok aslında değişmiş. Bayağı da büyük bir köpek zaten. Kalksa bilinebilirdi. Çok güzel. Devam et. Emel abla Rıza baba gibisin. Ay kim yazdı? Sen bir uyandığında falan böyle bir huysuz bir anın var gibi. Böyle bir demin şey otobüse binerken de böyle bir gergin misin mesela normal? Bilmiyorum, şimdi sen söyleyince mutsuz muyum acaba? Hayır, mutsuz değilsin. Ben mesela uyandığımda tatsızımdır. Yani bir iki saat bana uğramaması lazım. Öyle ben aslında hiç öyle değilim. Uyanır uyanmaz yataktan fırlayan bir direkt, tipim. Evet. Orada trafik olabilir, bilmiyorum. Evet, bir şey var. Zaten beceremiyorum ben selfie falan çekmeyi. Yani pelin şahit 120 tane çekip sonunda ben diyor ki ben çekeyim. Boş ver diyorum, boş. Çekmeyeceğim. O sırada soğumuş oluyor işte. Evet ya şu an ama bir Instagram'ı nasıl kullanayım, hangi pozumu koyayım bir karar yani. Ve neden mesela? Al sana soru. Ne? Al sana soru. Al sana soru. Al sana soru bak. Ne post atılmalı, ne hikaye atılmalı? Günlük yaşadığın hayat story olarak geçiyor. Ama daha çok post olarak mesela benim için güldüğüm veya boydan göründüğüm. İnsanlar çünkü hala ne kadar zayıfladığımı merak ettikleri için görünüşümü tam olarak görmek istiyorlar. Hala lens taktığımı zannedenler var. O yüzden göz fotoğrafı çok istiyorlar. Kim istiyor bunları? Kim bunlar? Takipçiler. Niye suratınızı, gözlerinizi yakından çekin bakalım bir gerçekten lens değil mi? He, sen insanları inandırmak, ispat için post atıyorsun. Öyle bir, yani aslında ben sevdiğim fotoğrafları koyuyorum ama dedikleri gibi baskı oluyor. Ona göre de seçtiğin zamanlar oluyor ama çoğunlukla ben kendi kafama göre. Kafana göre. Evet. Güzel. Devam edelim. Yine bir göz. Yine bir göz. Bu gözlerini nazar paylaşma değer. Sonra nazar değer veya sigorta yaptırmanda fayda var. Hayırlısı olsun. Abi, hayırlısı olsun. Hayırlısı. Abi, ama bu fotoğraf ne harbiden? Bu fotoğraf ne be? Hiç hatırlamıyorum. Bu da Instagram'dan mı paylaştın bunu da? Olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Ama sen yani tamam ben de kararsız ama şeyim sen, yani. Evet. Sen kontrolden artık çıkmışsın artık. Bir ara öyle olmuş. Yani. O yüzden şu an hiç paylaşmıyorum. Kontrol değil. Fotoğrafın dörtte birini paylaşmışsın gibi bir paylaşım bu yani. Evet hakikaten. Sanatsal diye mi paylaştın acaba? Bilmiyorum. O günleri hatırlamıyorum. Çok eski bu. Çok eski. Bu sefer de ters bir şey. Çok fazla öyle kalma. Kan beyne üşüşürse Allah muhafaza Emel Hanım'a bir şey olur üzülürüm. Emel Hanım'a ama başkasına yazıyormuş. Ya bu çok enteresan. Sürekli senin sağlığından, göz retinandan böyle bir yani çok enteresan. Endişeliler evet sağ olsunlar. Çok güzel. Yine bu fotoğrafta bize ne anlatmak istedin Emel? Yani bakış senin, gel senin bir danışmana ihtiyacın var. Çünkü bu artık şey yani. Her zaman başka açıdan bakıyor. Evet yani çok acayip deneyimler var. Gerçekten çok güzelmiş. Hepsini sileceğim eser bunu. Yok yok çok güzel. Ya çok güzel.